yalnız mıyız? Yoksa evrende yeryüzüne benzer başka bir gezegen daha var mı? Gelecek nesillere yönelik harika bir amacımız var. Bu da bize evimizi hatırlatan gezegenler bulmak. Bana kalırsa insanoğlunun son 2000 yıldır kendine sorup durduğu sorunun cevabını bize verebilecek teknolojik yeterliğe ulaşmaya çok yakınız. Bir diğer gezegen en yakınımızdaki yıldız sistemi kadar yakın olabilir. Bu gezegenleri bulabilmenin kesinlikle eşiğine geldik. Farklı güneşlerin altında bükülen gezegenler de var olabilir. Evrendeki trilyonlarca gezegenin, milyarlarca yıldızın arasına saklanmış, sürüklenmiş diğer dünyaları bulabilir miyiz? Evren, başka bir dünya. Evrende başka bir yeryüzü var mı? Bu belki de insanoğlunun yıldızlara bakıp merak etmeye başladığı andan itibaren en eski fikirlerden biridir. Bu insanların kamp ateşinin etrafında oturup yıldızlara bakarak kendilerine yakın başka kabilelerin olduğunu hayal ettikleri günler kadar eskidir. Üzerinde yaşanabilecek dünya benzeri gezegen derken tam olarak neyi kastediyoruz? Bu şekilde ele alırsak yaşamın var olabilmesi için 3 temel ögenin olması gerekir. Kimyasal reaksiyonların gerçekleşebileceği orta sertlikte bir sıvıya ihtiyaç vardır. Ve bize göre su tamamen bu tanıma uyuyor. Gezegende çok yaygın bir sıvıdır. Ayrıca hayatın temel taşlarını araştırmamız gerekir. Hayatı meydana getiren molekülleri, fosfor içeren maddeleri yani DNA ve bunun gibi şeyleri. Elbette bir enerji kaynağı olmalıdır. Bu kaynak kurak bir gezegeni gereken her şeyden önce suyu olan bir yere dönüştürür. Dünyadaki yaşamı destekleyebilecek gezegenler, dünyamızın birebir kopyası olmak zorunda değil. Yani bunları birkaç farklı tipte evlerin çeşitleri olarak düşünebilirsiniz. Eğer bir şehre bakarsanız büyük villalar görürsünüz. Ya da daha küçük iki odalı evler ya da stüdyo dairelerle karşılaşırsınız. Ayrıca müstakil evler ve gökdelenler de olacaktır. Bunu daha da çoğaltabiliriz. İşte evrenden söz ettiğimiz zaman aklımıza böyle bir tablo getirebiliriz. Bu gezegenler pek çok farklı şey barındıracaktır. Biz de neyin hayat kaynağı olabileceğine karşı dikkatli oluruz. Astronomlar Güneş sistemimizin dışında var olan yaklaşık 300 gezegen keşfetti. Büyük çoğunluğu Dünya'ya benzer küçük gezegenlere göre bulması daha kolay gaz kütleleriydi. Dünya benzeri gezegenleri analiz edebilmek için önce Dünya benzeri atmosferin hangi kimyasalları içerdiğini belirlemeliyiz. Bu yüzden teorilere ve modellere ihtiyacımız bulunuyor. Victoria Meadows, gezegen modelleme işiyle uğraşıyor. Seattle, Washington Üniversitesi'nde sanal gezegen laboratuvarında çalışıyor. Ülkenin dört bir yanında bulunan bu grup, keşfedilmemiş evrende var olabilecek dünyalar yaratıyor. Sanal gezegen laboratuvarı, evrende daha önce bulunanlardan hareketle, gezegenlerin uzaydan görünüşlerini ve nasıl olabileceklerini canlandırmamızı sağlıyor. Yani gezegenlerin neye benzediğini bulmamıza yarıyor. Sanal gezegen laboratuvarında, yazmak için süper bilgisayar kullandığını düşündüğümüz bilim kurgu yazarı, inanılmaz gezegenler yaratabilir. Yani Dünya'ya benzer bir şey yapabiliriz. Ama Güneş'i atıp yerine başka büyüklükte ve sıcaklıkta bir yıldız yerleştiririz. Sanal gezegen laboratuvarında yaptığımız Dünya'ya benzer gezegenler modellemek ve etrafına mesela Güneş'ten daha güçlü UV ışınları olan daha sıcak yıldızlar yerleştirmek gibi. Modeller parlak kırmızı, turuncu bitki örtüsü olan tuhaf alternatif dünyalar üretebilir. Hatta zift kadar siyah bile olabilir. Bitki örtüsü üzerinde parlayan yıldızın ışınlarına fazlasıyla bağlı olmak üzere. Işınların çok daha mavi olduğu F yıldızlarının etrafındaki gezegenlerde bitkiler daha fazla mavi ışık emme eğilimindedir. Bu yüzden bu bitkiler daha çok kırmızı, mavi, açık sarı olur ve bize kırmızı, turuncu ya da sarı görünür.
Daha zayıf yıldız etrafındaki gezegen bitkileri üzerlerine düşen her enerji parçasını kullanmak için renklerini çeşitlendirebilir. Güneşten M yıldızları gibi daha soğuk yıldızlara bakarsanız bunların etrafındaki gezegenlerde bulunan bitkiler daha siyah olabilir. Çünkü fotosentez ve beslenme için olabildiğince ışık emmek isteyeceklerdir. O zaman bir su dünyası gezegeni var demektir. Bu M tipi yıldız etrafında dönen ve ölümcül radyasyon patlamalarına maruz kalan teorik bir gezegen. Bu gezegenin üstünde hayat nasıl ortaya çıkar? Bir M yıldızının etrafındaysanız yaşamanız mümkün mü? M yıldızının etrafında dönen bir gezegende suyun yaklaşık 9 metre altında yaşayabilir, patlamalardan kurtulabilir ve fotosentez ve beslenmek için yeterince ışığa sahip olabilirsiniz. Buradan da her şey iyi görünüyor. Gelecekle ilgili araştırmalar yapılırken birçok bilim adamı uzak bir gezegendeki yaşam kaynağını ortaya çıkarmak için gereken şeylere odaklandı. Yaşam gaz üretir. Kötü kokar ve siz de bunu koklarsınız. Bizler de yüksek çözünürlüklü spektrometrelerle bu gazları araştıracağız. İhtiyacımız olan şey başka bir dünya benzeri gezegenden örnek almak ve o gezegen atmosferinin hangi kimyasal bileşenlerden oluştuğunu analiz etmek. Gezegenlerin yerini belirlemek, UC Berkeley astronomu Jeff Marcy'nin iyi olduğu bir şey. O ve ortağı astronom Paul Butler, hiç kimsenin bulamadığı kadar çok gezegen kaydetti. Ev sahibi yıldızdan daha uzaktaki bir gezegeni bulmak harika bir şey. Ve bazen bizim Goldilocks ya da yaşanabilir bölge dediğimiz doğru sıcaklıktaki yerler olabiliyor. Buradaki uygun sıcaklık, suyun sıvı halde kalabildiği anlamına geliyor. Suyun sıvı olması yaşamın zorunlu kuralı. Diğer gezegenlere baktığımızda başka gezegenlerde hayat var mı diye sorarız. Bense su o gezegende sıvılaşabiliyor mu diye sorarım. Evetse ilgilenirim, hayırsa o zaman ilgilenmem. Kısaca bunun için bana suyu gösterin derim. Su önemli bir bileşen. Ve biz kesinlikle evrende su denen şey var olduğu için şanslıyız. Harika kozmik bir karışım olan su, yaşam için gerekli olan kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan önemli bir sıvıdır. Ancak suyun sıvı olduğu bu özel bölgeler çeşitlilik gösterebilir. Bir yıldız sıcak O tipi ise bu alan güneşten uzakta olacaktır. Soğuk bir M tipi ise alan daha yakında olacaktır. Zamanla bu değişecektir çünkü yıldızlar sabit değildir. Hatta şu an rahat yaşanabilir dünyamız bile güneş yaşlandığı, daha sıcak olduğu zaman birkaç milyon yıl içinde hızla değişecek. Şu anki teknoloji güneş sistemi dışındaki gezegenleri fotoğraflamaya yetmiyor. Bu yüzden astronomlar her iki gezegen de aynı gezegen şekline sahip olduğunda güneş sistemi içindeki bir gezegeni kullanır. Bir yıldızın nasıl oluştuğunu nasıl biliriz? Oraya gidemeyiz, örnek alamayız. Aletleriniz eriyecektir. Astronom Westraub, NASA'nın jet fırlatma laboratuvarında güneş sistemimizin dışına çıkmaya imkan sağlayacak yeni nesil araçların tasarlanmasında görev yapıyor. Burada yaptığımız şey kısaca bakmak ve ışığı farklı renklere parçalamak. Bu yüzyıllar önce Newton tarafından yapıldı. Güneş ışığını bir prizmadan geçirdi. Prizmanın ışığı mavi, yeşil gibi renklere ayrıştırdığını keşfetti. Bu farklı renklere baktığımız zaman aniden çok heyecan verici bir şey keşfedersiniz. Bunlar kayıp renklerin parçalarıdır. Ve bakıyor olduğunuz güneşin her bir parçasının birer parmak izidir. Şu anki teknolojiyle güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin tayfını doğrudan görüntüleyemiyoruz. Ama yine de daha güçlü araçlar aynı tekniklerle yaşam kanıtı aramak için aynı gezegeni araştırmamızı sağlayacak.
gezegendeki ışığa bakar ve ışığı prizma ya da benzer bir şeyle kırarsak, o gezegenin neden yapıldığını anlayabiliriz. Bu, oranın bizimkiyle aynı atmosfere sahip olup olmadığını, atmosferde aynı su miktarını ya da ozon, karbondioksit ve azot oksit içerip içermediğini öğrenmemizi sağlar. Ancak evrende hiçbir şey zaman geçtikçe aynı kalmaz. Yeryüzü 4,5 milyar yılda şekillendiği zaman şu andakinden çok farklı bir atmosferi vardı. Bu, Meadows ve ekibinin diğer dünya benzeri gezegenleri inşa ederken dikkate aldıkları bir zorluk. Araştırmalarımız sırasında sadece oksijenden zengin bir gezegene bakmak dar görüşlülük olur. Aslında yaşanabilir dünyaları araştırdığımız zaman tamamen farklı gezegenlerle karşılaşabiliriz. Bunlar çok çeşitli olabilir. Başka bir dünya bulursak, üzerinde iletişim kurabileceğimiz bir topluluk bulma ihtimalimiz nedir? Evrende üzerinde gelişmiş uygarlıkların ortaya çıkabileceği dünyaların oranı nedir? Bu tür bir hesaplama nasıl yapılabilir? Uzayda kaç yıldız var? Bu yıldızların kaçının gezegenleri var? Bu gezegenlerin kaçı su bulundurabilecek konumda? Bu Carl Sagan ve Frank Drake'in 10 yıllar önce ele aldığı bir problem. Drake sadece Samanyolu'nda yaklaşık 1 milyon medeniyetin ortaya çıkabileceğini tahmin eden bir sonuçla ortaya çıktı. Drake eşitliği, evrende başka gelişmiş medeniyetlerin sayısını yaklaşık olarak tahmin etmeye çalışan ve bunları bir araya getirmeyi amaçlayan bir dizi sayılar topluluğudur. Seattle'daki Washington Üniversitesi'nde biyoloji ve jeoloji profesörü olan Peter Ward, Drake eşitliğinin evrende başka dünyalarda yaşayan gelişmiş medeniyetlerinin sayısının tahmininde aşırıya kaçtığını düşünüyor. Ward ve astronomi profesörü Dan Brownlee'nin kitabı, nadir yeryüzü birleşik yaşamının insanlar gibi hayvanlarınkinin de neden evrende nadir olacağını açıklıyor. Diğer şeyler eklendiğinde bunun fazlasıyla basite indirgenmiş olduğunu düşünmeye başladık. Ward, Samanyolu'nda ve geniş olarak evrende kaç bileşik hayatın var olabileceğini tahmin eden Drake tahminini indirgeyeceğini düşündüğü bir dizi faktör sıralıyor. Öncelikle levha tektonikleri. Levha tektoniği kıtsal bir dönüşümdür. Ve biri bunun yeryüzündeki hayatın frekansıyla neden ilişkisi olsun diye düşünebilir. Levha tektoniği faktörlerin dönüşümünü sağlar. Ve bu dönüşümde bir takım temel olaylara neden olur. Neden olduğu temel şeylerden biri sıcaklığı ölçmesidir. Bu yeryüzündeki termostat gibidir. Eğer çok ısınırsak levha tektoniği süreci soğumaya yardımcı olur. Ayrıca yeryüzünde metal varlığı var. İkincisi, eğer gelişmiş bir uygarlık olmak istiyorsanız metalleriniz olmalı. Metalin Venüs ya da Mars gibi gezegenlerde bulunması zordur. Ama levha tektoniği her şeyin yerini değiştirir, kırıklara neden olur. Böylece ağır metaller ortaya çıkar. Başka ne gerekiyor? İyi bir Jüpiter gerek. Jüpiter'deki gibi güçlü çekim kuvvetine sahip gaz kütlesinin varlığı, Güneş sistemindeki gezegenleri bu muhtemel dünyaları dışarıdan gelebilecek potansiyel felakete neden olan darbelerden korur. Bunun nedeni Jüpiter'in göktaşları ve kuyruklu yıldızları çekim etkisiyle temizleyip uzaklara fırlatması. Ve dünyanın o yıkıntılardan pek fazla etkilenmeden kurtulmasını sağlamasıdır. Yani Jüpiter'in korumacılığı yaşamın devam etmesini sağlar. Aksi takdirde göktaşı ve kuyruklu yıldızların çarpması tıpkı dinozorlara olduğu gibi büyük soy tükenmelerine sebep olurdu. 65 milyon yıl önce bir göktaşı dünyaya çarptı. Ve gezegendeki dinozorların çoğunun ölmesine neden oldu.
Dinozorlar yok oldu çünkü Jüpiter görevinde başarısız oldu. Kovulması gerekiyordu. Jüpiter o gün kötüydü. O gök taşlarından birinin geçmesine izin verdi. Ama Jüpiter'in genelde işini yaptığını gördü. Ayakkabıcı Levi kuyruklu yıldızı geçen yüzyılın son çeyreğinde Jüpiter'e çarptı. İşte Jüpiter'in genelde yaptığı budur. Yani Jüpiter olması gereken ve denklemimize ekleyebileceğiniz güzel şeylerden biri. Gezegenlerin yaşanabilirliği söz konusu olduğunda, astronomların çoğu yıldız etrafındaki yaşam alanı bölgesinde dünya bulmaya büyük önem atfeder. Ama Ward ve diğer yazar, gezegenin daha büyük bir galaksideki konumunda önemli olduğuna inanıyor. Burayı galaktik yaşam alanı olarak tanımlamamızın nedeni işte bu. Bir galaksideki o alan ne çok yakın ne de çok uzaktır. Galaksimizdeki Gordylicos bölgesi tam da böyle bir alandır. Bir alanın galaktik yaşam alanı olması için 9 faktörü göz önünde bulundurdular. Yeryüzünün galaksideki yeri, öldürücü nötron yıldızları, kara delikler ve ölümcül gama ışını patlamaları dahil. Gezegenleri olan yıldızların yüzdesini ve hücresel yaşamın olduğu yüzdeyi de buna eklediler. Hatta gezegenlerin ömrünün ne sürede bitebileceğini bile tahmin ettiler. Dünya 1998'de böyle bir olayın çok yakınından geçti. Magnetar adında yüksek yoğunluklu bir yıldız, Güneş'in gelecek yüzyılda verebileceği enerjinin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde ölümcül gama ışınları saçarak patladı. Neyse ki Magnetar dünyadan yaklaşık 20 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Burada akla şöyle bir soru gelebilir. Ya Magnetar 20 bin değil de 10 bin ışık yılı uzaklıkta patlasaydı ne olurdu? Birkaç ışık yılının burada önemsenecek bir yanı var mı? Eğer böyle bir şey olsaydı yeni hesaplamalar bunun atmosferimizi tek patlamayla yok edeceğini gösteriyor. Şöyle derdiniz. Nefes alamıyorum. Bu bir felaket. Ama kesinlikle mümkün bir şey. Bu olabilir. İnsanoğlu belki de evrenin kozmik sürprizidir. Drake eşitliğinin iyimser tahminleri astronomları geçmiş 10 yıllarda öğrendikleriyle aynı yönde olmayabilirdi. Drake eşitliği harika bir yapıydı ama 1960'larda yapılmıştı. Artık daha fazla şey biliyoruz ve o zaman bilinmeyen şeyleri de eklediğimiz zaman sanırım daha doğru tahminler çıkıyor. Aynı zamanda sayıyı da düşürüyor. Milyonlarca uygarlığın bugünün anlayışıyla desteklenebileceğini düşünmüyorum. Peki, Samanyolu'nda başka gelişmiş uygarlıkları barındıran kaç farklı dünya olabileceğini düşünüyor? Bu konudaki tahminim defalarca soruldu ve ben şöyle derim. En azından bir tanesini biliyoruz. Elbette birden daha fazla. Bence birden fazla ama 1 milyondan az. Astronomlar başka dünya benzeri gezegenleri bulmaya odaklanmışken başka gelişmiş uygarlıklar bulunabilir. Ama ilk olarak bu gezegenleri bulmak bilim adamları için büyük bir teknolojik zorluk. Sınıflandırılmış yıldızların aksine gezegenler şu anki teknoloji kullanılarak görülemez. Bir gezegen ışık yılı uzaklıkta görüldüğünde, Güneş sistemimizin dışından da görüldüğü gibi Güneş'inin neredeyse üzerinde yer alır. Daha kötüsü, Dünya benzeri bir gezegen yeryüzünden birkaç kez büyük olsa bile, Güneş'iyle karşılaştırıldığında ışığı önemsenemeyecek kadar küçük bir kısmını yansıtacaktır. Burada parlak bir yıldız ve 10 milyar defa daha sönük bir gezegenimiz var. Aslında 10 milyar defayı hayal etmek güç ama pek çoğumuz için bunu tahmin etmenin yolu bir ateş böceğinizin olduğunu düşünmektir. Çok küçük, çok zayıf ışığı olan bir ateş böceği. Ve bu ateş böceğinin bir deniz fenerinin etrafında döndüğünü, sizin de bu ateş böceğini 300 mil öteden görmeye çalıştığınızı düşünün. İşte bahsettiğimiz böyle bir şey.
Ülkenin diğer ucundaki bir ateş böceğinin beneğini bulduğunuzu düşünelim. Sonra ateş böceğinin soluk alıp verdiği ve sürekli genleşen gazını analiz ederek ne olduğunu anlamak zorundasınız. İşte bu, dünya benzeri gezegen bulmak. Ardından da atmosferinin nasıl olduğunu bulmak zorunda olan astronomların karşılaştığı zorluk. Ama astronomlar güneş dışı gezegenleri araştırmanın dolaylı bir yolunu buldu. Eğer çok parlak bir yıldız var ve etrafında bir gezegen varsa, gezegen yıldızın önünden geçerken yıldız sönükleşmeye başlar ve siz de bunu fark ederdiniz. Buna bir gezegeni keşfetmenin geçiş yolu denir. Gezegenin uzaktaki bir yıldızdan geçmesi ya da dönerken görülmesi üzerine kurulmuştur. Yıldızın önündeyken engellediği ışığın miktarı bize gezegenin ne kadar büyük olduğunu söyler. Böylece biz de bunu Merkür gibi küçük bir gezegen, Dünya gibi bir gezegen ya da Jüpiter gibi büyük bir gezegen olup olmadığını anlamak için kullanırız. Yörünge düzlemini ve yıldızın sıcaklığını gezegenin yaşam alanı olup olmadığını anlamak için kullanırız. Yörünge periyodu gezegenin yıldızı etrafındaki dönüşünü tamamlama süresi demektir. Her zaman aynı şey devam eder ve eski yerine bir yıl sonra gelir. Böyle devam eder. Bu periyot yıldızın tipi ve büyüklüğüyle bir araya getirildiğinde bu bilgi bilim adamlarına bulunan gezegenlerin potansiyel birer yaşam alanı olup olmadığını gösterir. Geçiş metodu eğer yıldız ve gezegenleri aynı seviyedeyse işe yarar. Eğer sistemin üstünde ya da altındaysa, ışınsal hız denilen bir diğer metot kullanılmalıdır. Bu metot, uzak bir yıldızın görünmeyen bir gezegen tarafından çekimsel olarak ileri geri çekilip çekilmediğini izlemek için yapılan dikkatli gözlemlerdir. Astronomlar bu bilgiyi, yıldızın ileri geri çektiği o gezegen hakkında bilgi edinmek için de kullanabilir. Bu araçlarla donatılan astronomlar yüzlerce gezegen buluyor. Bazıları astronomi kitaplarında hayal bile edilmeyen türden. Mükemmel dünyalar, sıcak Jüpiterler, hatta dünyamızın çok yakın akrabaları. Evrendeki milyarlarca yıldız arasından diğer dünyaların araştırılmasında astronomlar bir yıldız birleşimiyle dünya ve diğer gezegenlerin var olma ihtimali arasında bir ilişki buldular. Demir, nikel, silikon gibi içerisinde ağır metaller bulunan yıldızların bunun için iyi bir nedeni var. Bu yıldızlar Samanyolu galaksisinde birer molekül bulutu formundayken birden yıldıza dönüşür. Bu olurken etraflarına çeşitli maddeler saçarlar. Bu maddeler de şans eseri gezegenler haline dönüşür. Bu yüzden içerisinde pek çok ağır element bulunan yıldızların içlerinde pek çok ağır metal bulunan gezegenleri oluşturmaları mantıklıdır. Astronomlar bir yıldızdaki ağır madde miktarına metalleşme der. Ama bu kesinlikle o gezegenin birçok ağır metal içereceği anlamına gelmez. Metal bir astronom için hidrojen ya da helyumdan daha ağır olan herhangi bir maddedir. Yani bir astronom gözüyle lityum bir metaldir, sülfür bir metaldir, klor bir metaldir. Yani sadece demir, altın ya da gümüş demek değildir. Dünya benzeri gezegenlerin bileşimlerinde sadece ağır metallere gerek yoktur. Bir yıldızın yaşam alanı olması için ayrıca yaşamı sürdürebilecek doğru boyutta da olması gerekir. Doğru boyut, atmosferinin olması ve yeryüzü sıcaklığını ayarlamak için hayati önem taşıyan levha tektonikleri ve volkanlara sahip olması anlamına gelir. Böylece astronomlar en küçük gezegenin dünyanın üçte biri kadar olabileceğini tahmin ediyorlar. Diğer tarafta yaşanabilir bir gezegen dünya boyutunun 10 katından da daha büyük olamaz. Bu gezegenlerin varlığı son 10 yılda teoriden gerçeğe dönüşmeye başladı. 10 yıl öncesine kadar Güneş sistemi dışında gezegen bilmiyorduk. Bildiğimiz tek gezegenler Güneş etrafında dönenlerdi. Ama şimdi başka yıldızların etrafında dönen gezegenleri de biliyoruz. Bu gezegenlerin en heyecan verici noktası bazılarının yaşam alanı olma ihtimali. Yani bazılarında yaşam olma ihtimali bulunuyor. Yüzlerce sistem dışı gezegen bulundu.
Bazıları Güneş sistemindeki gezegenlerdeki benzer tasarımları taşımayabilir. Yörüngesi yıldızlarına çok yakın olan garip Jüpiterler bulduk. Bunlar alev almış gibi sıcaktır ve bu Jüpiterler neredeyse yıldızın içinden geçecek kadar yakınında hareket eder. Bazen Jüpiter formundaki büyük gezegenler o sistemdeki dünya benzeri gezegenler için birer ölüm çanı haline gelebilir. Peki, ya biz Güneş sistemimizde böyle bir Jüpiter'e sahip olsak ne olurdu? Bu dünyayı kendi yörüngesinden doğruca uzayın soğuk ve ıssız boşluğuna fırlatırdı ve böylece dünya soğuk, karanlık bir kütle olarak muhtemelen yok olurdu. Üç yüzün üzerinde sistem dışı gezegen bulundu ve hala da bulunmaya devam ediyor. Ama bunların çoğu büyük gaz kütleleri halinde. Çok az kısmı tam olarak dünyaya benziyor. Tıpkı yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıktaki Pegasus takım yıldızında 51 Pegasi B gezegeni gibi. Bu Güneş sisteminin dışında bulunan ilk gezegen. Jüpiter kadar büyük bir gaz kütlesi ama yörüngesi yıldızına daha yakın. Güneşinin etrafını yaklaşık 4 günde dönüyor. Yetmiş Virginis B gezegeni ise Pegasi'den yaklaşık 60 ışık yılı uzaklıkta. Jüpiter'den 7,5 kat daha büyük. Başlarda yıldızın yaşam alanında olduğuna inanıldı. Bu yüzden adına Goldilocks denildi. Sonraki hesaplamalar yıldızın güneşi etrafındaki yörüngesinin yaklaşık 27 milyon mil olduğunu gösterdi ki bu fazlasıyla sıcaktı ve yaşam alanı olarak düşünülemezdi. Devasa gaz kütlesi Trace 4 ise Jüpiter'in çapının 1,5 katının üzerinde ki bu zamana kadar bulunan en geniş gezegen bu demek. Dünyadan 1400 ışık yılı uzaklıkta. Bir gaz kütlesi halinde. Jüpiter'den çok daha büyük olmasına rağmen ağırlığının 3 çeyrek katından daha az. Bu sıcak Jüpiter, Güneş'inin etrafını sadece 3,5 günde kat ediyor. Astronomlar henüz Güneş sistemi dışında tam olarak Dünya benzeri bir gezegen bulmayı başaramadı. Çünkü Dünya'ya çok benzeyen küçük, sert gezegenleri keşfedemediler. Teknoloji henüz o kadar gelişemedi. Buna rağmen mükemmel dünyaları keşfetmekte daha şanslılardı. İnsanlar diğer yıldızların etrafındaki yaşam alanı olabilecek potansiyele sahip gezegenleri bulabilir. Bunun en bilinen örneklerinden biri Gliese 581c denen gezegendir. Gliese 581 sistemi Dünya'dan yaklaşık 20,5 ışık yılı uzaklıkta ve Libra takım yıldızı içinde. Gliese 581c Dünya'mızdan 5 kat daha büyük. 581c'nin bir yıldızın yaşam alanında bulunan ilk Dünya benzeri gezegen olmasına yönelik umutlar vardı ama yanlış olduğu ortaya çıktı. Tahminen yörüngenin biraz daha farklı tarafında olduğu için. Yani bu bir dünya benzeri değil ama mükemmel bir Venüs'tü. Venüs'e benzer olarak muhtemelen 600 derece sıcaklıkta dönüyor. Ama Venüs'ten çok daha ağır bir gezegen. Gliese 551c'nin daha uzak ve soğuk bir benzeri vardı. Adı da Gliese 551d. Bu yaşamsal alanın en sonunda, yani en soğuk bölgesinde bulunan bir gezegen. Ona ilk olarak baktığınızda biraz fazla soğuk olduğunu düşünebilirsiniz. Ama gezegenin muhtemelen sera gazı barındırdığını düşündüğünüzde bu daha sıcak olma ihtimalini yaratacaktır. HD 69-830D, bir diğer dünya benzeri olduğu düşünülen gezegen. Dünyadan 17 kez daha büyük bir gezegen. Güneş sistemimizden yaklaşık 42 ışık yılı uzakta ve Papis takım yıldızına dahil. HD 69-830D yaşam olabilecek potansiyel gezegenlerden biri. Çünkü kesinlikle doğru sıcaklığa sahip.
Sıcaklığı Venüs'le Dünya arasında olan ve dairesel şekle yakın bir yörüngesi varsa, bunun anlamı gezegen yörüngesindeki herhangi bir gezegenle karşılaşmayacak ve ısınmayacaktır. Böylece su sıvı halde kalabilir. Gezegenin ağırlığı o kadar iyi olmayabilir. Dünyanın yaklaşık 17 katı ağırlığında. Bu da katı bir kaya topu ya da güneş sistemindeki Neptün gibi gaz topu olabilir demek. NASA yeni bulguları elde etmek üzere gelecek gezegenlere uçabildiği zaman, astronomların gezegenlerin bileşimi hakkında daha fazla bilgi verebilecekleri umuluyor. Böylece gezegenin yüzeyi sert mi, yoksa bir su dünyası mı, ya da bambaşka bir şey mi, bunu öğrenebileceğiz. Diğer dünyaların keşfi, astronomları uzayda çevremizden onlarca ışık yılı uzağa götürüyor. Ama kendi güneş sistemimizde de başka bir dünya var olabilir mi? Astronomlar onlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızlara bir başka mavi küre bulma umuduyla bakarken, diğer dünyalar bundan daha yakın olabilir mi? 3,5 milyar yıl geriye gittiğinizi ve güneş sistemini ziyaret ettiğinizi hayal edin. Burada dünyada iki mavi küre göreceksiniz. Su, kalın karbondioksit atmosfer, sıcak koşullar ve belki de yaşamı görürdünüz. Şimdi biraz daha ileriye. Yüzeyinde su, kalın karbondioksitli atmosferi, sıcak koşulları ve belki de hayat olan Mars'a baktığınızı hayal edin. Her iki gezegende dönüşmeye başlıyor. Dünya yaşanabilir kalıyor. Ama Mars kalmıyor. Hem Venüs hem de Mars'ın yaşam alanı Goldilocks'ın sınırında bulunuyor. Her ikisi de kusurlu dünya durumunda. Bir kere bu duruma düşerseniz bir daha dönüşünüz olmuyor. Mars, yaşamsallığı uzun süre devam ettirmek için gereken şeylere yönelik bir derstir. Ve biz bunun cevabının büyük olmak olduğunu düşünüyoruz. Yaşamsallığı uzun süre sürdürebilmek için dünya kadar büyük olmanız gerekir. Mars çok küçük. Çok küçük olmak demek, elementleri dönüştürememek ve atmosferi uzun süre koruyamamak demektir. Yani boyut son derece önemli. Mars şu anda çok soğukken, bir diğer olası dünya Venüs ise tam karşıt durumda. Yani çok fazla sıcak. Venüs yıldızına biraz yakındı. Yani güneşine biraz fazla yakındı. Böylece ısındı ve öyle kaldı. Böylece dünyada bulunan karbondioksit, yani CO2, Venüs'te de oluştu. Ama dünyada kayalara dağıldı. Venüs'te ise atmosferde kaldı. Aslında atmosferi, yani küresel ısınması yaklaşık 90 derece. Güneş ışığı geliyor ve bir daha da gitmiyor. Venüs tıpkı bir pizza fırınının içi gibidir. Venüs kusurlu çünkü yanlış yerde doğmuş. Mars da kusurlu çünkü yanlış büyüklükte doğmuş. Burada ortaya çok ilginç bir durum çıkıyor. Venüs, Dünya, Mars. Venüs yanlış yerde. Mars da yanlış büyüklükte. Dünya doğru yerde ve doğru büyüklükte. Yani eğer Güneş sistemindeki yakın komşularımız Dünya benzeri olmaya uygun adaylar değillerse, en yakın komşu galaksimiz Alpha Centauri, Dünya benzeri gezegen barındırabilir. 4 ışık yılının biraz daha uzağında. Galaksi terimiyle yan komşumuz. Bana kalırsa Alpha Centauri sisteminde ya da bir yıldızın etrafında dönen dünya benzeri bir gezegen bulma ihtimalimiz var. Astronom Greg Laughlin bu sistemde var olması gereken dünya benzeri gezegenleri gösteren bir bilgisayar modellemesi yaptı. Alpha Centauri'nin dünya arayışında gökteki en iyi yıldız olmasının birçok nedeni var. Alpha Centauri çok yakında. Alpha Centauri içerisinde yıldız gibi iki güneş barındırıyor. Ayrıca bir gezegeni oluşturabilecek ağır metallerden pek çok çeşidinde bulunduğunu biliyoruz. Alpha Centauri sistemi bize ne kadar yakın? Öncelikle güneşin bir kum tanesi kadar küçüldüğünü hayal edin. Kum tanesi gözünüzle görebileceğiniz neredeyse en küçük nesnedir.
parmaklarınızla hissedebileceğiniz neredeyse en küçük nesnedir. Ve güneşin bulunduğu yer bir kum tanesi büyüklüğündeyken, Alpha Centauri sistemi 5 mil ötede bulunan 3 kum tanesi kadardır. Yani Alpha Centauri'ye benzer bir sistem bulmak isteseydik, tam olarak bütün ufku bunun kadar iyi bir yıldız sistemi bulmak için araştırmamız gerekirdi. Diğer taraftan Alpha Centauri'deki yıldızların bir gezegeni oluşturacak kadar çok ham metale sahip olmaları gerekiyordu. Alpha Centauri, güneşimizde bulunandan daha yüksek miktarda metal içerir. Bu da gezegen formunun o sistemde göreceli olarak daha hızlı meydana geldiğini gösterir. Bundan da önemlisi, Alpha Centauri bu faydayı sağlayacak fazladan iki yıldıza sahip. İlk bulgular Alpha Centauri sisteminde Jüpiter kadar büyük bir gezegenin olmadığı yönünde. Bu da hiçbiri ya da her iki yıldızı etrafında dünya benzeri gezegenlerin oluşmasını çok daha kolaylaştırıyor. Bunun nedeni buz çekirdeğinin etrafındaki gaz kütlelerinin boyutunun dünyanın tamamı kadar olmasıdır. Yani bu kütlelerin bu çekirdekleri şekillendirmesi için çok fazla soğuk alana ihtiyacı var. Jüpiter'in dünyadan ne kadar uzakta olduğunu hatırlayın. Buna rağmen Alpha Centauri'deki gibi birbiri üzerine gelen yörüngelere sahip iki yıldızı olan sistemlerde bu gaz kütlelerini dönüştürecek yeterince büyük ve yeterince soğuk alan mevcut değildir. Bu yüzden Alpha Centauri sisteminde gezegenlerin var olduğunu düşünüyoruz. Eğer varsa bunlar Dünya, Mars ya da Venüs gibi dünya benzeri olmalılar. Jüpiter ya da Satürn gibi büyük gaz kütleli gezegenler değil. Peki, ya evrenin bizim bulunduğumuz kısmında kaç tane dünya olduğunu araştırırsak sonuç ne olur? Ya binlerce ışık yılı ileride bir başka dünyanın atmosferini doğrudan görebilirsek? Başka bir dünya bulabilmek için astronomlar uzak gezegenleri görüntülemek için büyük teknolojik zorlukların üstesinden geldi. Bu, NASA'nın Ay'a ayak bastığında yaşadığı zorluğa benzer bir sorun. Yani 10 yıllarca süren bir plan. İlk dünya dışı gezegen bulma görevi 2009'da fırlatılan Kepler projesidir. NASA'nın araştırma projesi gezegen hareket yasasını bulan 17. yüzyıl astronomu Johannes Kepler'den adını alıyor. Kepler'in yapacağı şey aslında çok basit ama gözlerimi yaşartacak kadar da inanılması güç bir şey. Kepler'in yapacağı şey, Cygnus ve Lyra takım yıldızlarının genler ışığın bir kısmını engellediğinde sönükleşen yıldızları araştırmak. Bu insanlığın ilk kez diğer yıldızların etrafında dönen dünya benzeri gezegenleri araştırması demek oluyor. Kepler'in başındaki araştırmacı William Borucki. 25 yıldır bu görev için çalışıyor. Aslında Kepler çok büyük bir teleskop içeren bir uzay aracı. Ama daha çok bir kayıt cihazına benziyor. Devamlı yıldızların fotoğrafını çekiyor ve bu bilgileri size geliyor. Kepler'den çıkan temel sonuç bize nüfus hakkında, yani kaç tane küçük ya da kaç tane büyük gezegen olduğuna dair istatistiksel bir hesap vermesidir. Kepler'in sonuçları, gezegen bulma görevinin dönüşünde gelecek nesilde nelerin inşa edileceğinin kararına yardımcı olması için kullanılacak. Kepler dünyaları bulma ve sabit olup olmadıklarını anlama yolundaki ilk adım. Eğer sabitlerse yakın olmaları gerekir. Böylece basit bir alet inşa edebiliriz. Eğer pek çok dünya bulamazsak, bu bir başkasını bulmadan önce uzayda daha ileride araştırma yapman gerekeceği anlamına gelir. O zaman daha büyük ve çok daha pahalı araçlar inşa etmen gerekecektir. İnsanoğlunun yaptığı en inanılmaz teleskobun adına dünyaya benzer gezegen bulucu dendi. Bu uzaydaki devasa bir teleskop olacak ve açıkçası muhtemelen birkaç milyar dolara mal olacak. Ama yapacağı şey ise kesinlikle sıra dışı. Bu dünya benzeri gezegenlerin fotoğrafını çeken ilk teleskop olacak. Thank you.
Güneş sisteminin dışını doğrudan gözlemlemek için yeni bir teleskop teknolojisi geliştirildi. Temel yıldızlarının parlaklığını alan dünyaları görüntüleyecek, dünya benzeri gezegen bulucu inşa etmek için tamamen yeni bir mercek teknolojisine ihtiyacımız var ki, bu teknoloji henüz bizim bulamadığımız bir tür. Diğer gezegenleri araştırmanın belirsizliğini kesinlikle biliyoruz. Ve zorlukları da ortada ama bunu yapabilecek bir merceği inşa etmeyi tam olarak bilemiyoruz. NASA, dünya benzeri gezegen bulucuyu birbirinden farklı ama bütünleyici iki gelişmiş teleskop sistemiyle geliştirmeyi düşünüyor. İlki, görünür ışık kırıcı Hubble teleskobundan en az 100 kat daha keskin bir aynayla büyük mercekli bir teleskop içeriyor. Koronograf tıpkı normal bir teleskop gibi yıldızdan ışığı alan ve doğruca sonuna ileten tek bir teleskoptur. Bu nokta haricinde, biz yıldızdan gelen ışığı engelleriz ve gezegenden gelen ışığın geçmesini sağlarız. Bunu yaparak teleskoptaki dağınık ışığı engellerseniz, böylece yıldızdan 10 milyar kat daha sönük o gezegene bakabilme fırsatını yakalarsınız. İkinci dünya benzeri gezegen bulma görevi ise bir girişim aracı. Bir girişim aracı yıldızdan içeri giren ışığı alır ve bunu iki ya da daha fazla teleskopla çekerek çalışır. Ve bu karışık ışık yıldızdan gelen ışığın yok edilmesi yoluyla yeniden düzenlenir. Bu iyi bir şeydir. Böylece hemen yanındaki gezegene artık bakabilirsiniz. Gezegenin ışığı ise yok olmaz. İşte bu girişim aracının sihridir. Bütün bunları yapabilmek için hassasiyet ayarı tamamen kontrol altında, ana teknoloji ise mükemmel halde olmalı. Ki bunları geliştirmek yıllar alabilir. Astronominin kutsal kitabı, yani Güneş sistemi dışında başka bir dünyayı araştırma, bilim insanlarının böyle bir keşfin bizi nasıl etkileyeceğini tartışmasına neden oldu. Eğer uzayda başka bir dünya bulursak bunun toplum üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Yalnız olmadığımızı bilmek, var olanlardan bir tanesi olmak ve muhtemel yaşam formlarını bilmek bence insanların beyinlerinde büyük bir paradigmaya neden olur. Tabii evrende yalnız olma ihtimalimiz de var. Belki de dünyaya benzer ama üzerinde uygarlık olmayan gezegenler vardır. Bilinçli olmak için bir şeyi unutmamalıyız. İnsanların bu evrimleşme ağacında bir sürpriz ya da bir dal olma ihtimalleri hala var. Örneğin 2 milyon yıl önce Doğu Afrika çölü kurumuştu ve bu insanlar bir şekilde o küçük oyuklara sığındılar ve 4,5 milyar yıl önce dünyaya çarpan göktaşından kurtuldular. İnsanoğlu, Samanyolu galaksisinde oldukça nadir yaratıklar olabilir. Yine de Samanyolu galaksisinde yeni türler bulmak kaderimiz olabilir ve türleri araştıran ilk olabiliriz. Ve belki de kaderimiz yolumuzu kimyasal ve biyolojik olarak yıldızların arasında bulmamızdır. Şu anda bir fotoğrafını çekiyorum. Ve gerçekten güzel görünüyor. Işınlarına fazlasıyla bağlı olmak üzere. Işınların çok daha mavi olduğu F yıldızlarının etrafındaki gezegenlerde bitkiler daha fazla mavi ışık emme eğilimindedir. Bu yüzden bu bitkiler daha çok kırmızı, mavi, açık sarı olur ve bize kırmızı, turuncu ya da sarı görünür. Daha zayıf yıldız etrafındaki gezegen bitkileri, üzerlerine düşen her enerji parçasını kullanmak için renklerini çeşitlendirebilir. Güneşten M yıldızları gibi daha soğuk yıldızlara bakarsanız, bunların etrafındaki gezegenlerde bulunan bitkiler daha siyah olabilir. Çünkü fotosentez ve beslenme için olabildiğince ışık emmek isteyeceklerdir.
O zaman bir su dünyası gezegeni var demektir. Bu M tipi yıldız etrafında dönen ve ölümcül radyasyon patlamalarına maruz kalan teorik bir gezegen. Bu gezegenin üstünde hayat nasıl ortaya çıkar? Bir M yıldızının etrafındaysanız yaşamanız mümkün mü? M yıldızının etrafında dönen bir gezegende suyun yaklaşık 9 metre altında yaşayabilir, patlamalardan kurtulabilir ve fotosentez ve beslenmek için yeterince ışığa sahip olabilirsiniz. Buradan da her şey iyi görünüyor. Gelecekle ilgili araştırmalar yapılırken birçok bilim adamı uzak bir gezegendeki yaşam kaynağını ortaya çıkarmak için gereken şeylere odaklandı. Yaşam dedikleri günler kadar eskidir. Üzerinde yaşanabilecek dünya benzeri gezegen derken tam olarak neyi kastediyoruz? Bu şekilde ele alırsak yaşamın var olabilmesi için 3 temel ögenin olması gerekir. Kimyasal reaksiyonların gerçekleşebileceği orta sertlikte bir sıvıya ihtiyaç vardır. Ve bize göre su tamamen bu tanıma uyuyor. Gezegende çok yaygın bir sıvıdır. Ayrıca hayatın temel taşlarını araştırmamız gerekir. Hayatı meydana getiren molekülleri, fosfor içeren maddeleri yani DNA ve bunun gibi şeyleri. Elbette bir enerji kaynağı olmalıdır. Bu kaynak kurak bir gezegeni gereken her şeyden önce suyu olan bir yere dönüştürür. Dünyadaki yaşamı destekleyebilecek gezegenler, dünyamızın birebir kopyası olmak zorunda değil. Yani bunları birkaç farklı tipte evlerin çeşitleri olarak düşünebilirsiniz. Eğer bir şehre bakarsanız büyük villalar görürsünüz ya da daha küçük iki odalı evler ya da stüdyo dairelerle karşılaşırsınız. Ayrıca müstakil evler ve gökdelenler de olacaktır. Bunu daha da çoğaltabiliriz. İşte evrenden söz ettiğimiz zaman aklımıza böyle bir tablo getirebiliriz. Bu gezegenler pek çok farklı şey barındıracaktır. Biz de neyin hayat kaynağı olabileceğine karşı dikkatli oluruz. Astronomlar Güneş sistemimizin dışında var olan yaklaşık 300 gezegen keşfetti. Büyük çoğunluğu Dünya'ya benzer küçük gezegenlere göre bulması daha kolay gaz kütleleriydi. Dünya benzeri gezegenleri analiz edebilmek için önce Dünya benzeri atmosferin hangi kimyasalları içerdiğini belirlemeliyiz. Bu yüzden teorilere ve modellere ihtiyacımız bulunuyor. Victoria Meadows, gezegen modelleme işiyle uğraşıyor. Seattle, Washington Üniversitesi'nde sanal gezegen laboratuvarında çalışıyor. Ülkenin dört bir yanında bulunan bu grup, keşfedilmemiş evrende var olabilecek dünyalar yaratıyor. Sanal gezegen laboratuvarı, evrende daha önce bulunanlardan hareketle, gezegenlerin uzaydan görünüşlerini ve nasıl olabileceklerini canlandırmamızı sağlıyor. Yani gezegenlerin neye benzediğini bulmamıza yarıyor. Sanal gezegen laboratuvarında, yazmak için süper bilgisayar kullandığını düşündüğümüz bilim kurgu yazarı, inanılmaz gezegenler yaratabilir. Yani dünyaya benzer bir şey yapabiliriz. Ama güneşi atıp yerine başka büyüklükte ve sıcaklıkta bir yıldız yerleştiririz. Sanal gezegen laboratuvarında yaptığımız dünyaya benzer gezegenler modellemek ve etrafına mesela güneşten daha güçlü UV ışınları olan daha sıcak yıldızlar yerleştirmek gibi. Modeller parlak kırmızı, turuncu bitki örtüsü olan tuhaf alternatif dünyalar üretebilir. Hatta zift kadar siyah bile olabilir. Bitki örtüsü üzerinde parlayan yıldızın yalnız mıyız? Yoksa evrende yeryüzüne benzer başka bir gezegen daha var mı? Gelecek nesillere yönelik harika bir amacımız var. Bu da bize evimizi hatırlatan gezegenler bulmak. Bana kalırsa insanoğlunun son 2000 yıldır kendine sorup durduğu sorunun cevabını bize verebilecek teknolojik yeterliğe ulaşmaya çok yakınız. Bir diğer gezegen en yakınımızdaki yıldız sistemi kadar yakın olabilir. Bu gezegenleri bulabilmenin kesinlikle eşiğine geldik. Farklı güneşlerin altında bükülen gezegenler de var olabilir. Evrendeki trilyonlarca gezegenin
milyarlarca yıldızın arasına saklanmış, sürüklenmiş diğer dünyaları bulabilir miyiz? Evren, başka bir dünya. Evrende başka bir yeryüzü var mı? Bu belki de insanoğlunun yıldızlara bakıp merak etmeye başladığı andan itibaren en eski fikirlerden biridir. Bu insanların kamp ateşinin etrafında oturup yıldızlara bakarak kendilerine yakın başka kabilelerin olduğunu hayal... Gaz üretir. Kötü kokar ve siz de bunu koklarsınız. Bizler de yüksek çözünürlüklü spektrometrelerle bu gazları araştıracağız. İhtiyacımız olan şey başka bir dünya benzeri gezegenden örnek almak ve o gezegen atmosferinin hangi kimyasal bileşenlerden oluştuğunu analiz etmek. Gezegenlerin yerini belirlemek UC Berkeley astronomu Jeff Marcy'nin iyi olduğu bir şey. O ve ortağı astronom Paul Butler hiç kimsenin bulamadığı kadar çok gezegen kaydetti. Ev sahibi yıldızdan daha uzaktaki bir gezegeni bulmak harika bir şey. Ve bazen bizim Goldilocks ya da yaşanabilir bölge dediğimiz doğru sıcaklıktaki yerler olabiliyor. Buradaki uygun sıcaklık suyun sıvı halde kalabildiği anlamına geliyor. Suyun sıvı olması yaşamın zorunlu kuralı. Diğer gezegenlere baktığımızda başka gezegenlerde hayat var mı diye sorarız. Bense su o gezegende sıvılaşabiliyor mu diye sorarım. Evetse ilgilenirim, hayırsa o zaman ilgilenmem. Kısaca bunun için bana suyu gösterin derim. Su önemli bir bileşen. Ve biz kesinlikle evrende su denen şey var olduğu için şanslıyız. Harika kozmik bir karışım olan su, yaşam için gerekli olan kimyasal reaksiyonları